yapay zeka Ümrani hangi büyük takımla oynuyorsa eee bir kriter olarak saptıyor, onu veriyor. Bugün ben şeydi de mesela Galatasaray maçında da ufak tefek galatasaray maçında seyrederken vardı ama genel anlamda iyi bir yönetim sergilemişti. Bu maçta da eee hem maçın kendi rahatlığı e, hem de pozisyonlar itibariyle zorlayacak bir şey olmaması iyi bir maç yönetti karşılığında. Eee <laughs> kartlar gösterdi, katlar yerindeydi. Abu Bakara evet. cezaları yerinde. Evet. Göstermediği söz konusu. Yani o yani da, da nasıl gösterilmez. Evet. Yani kardeşim diyece bir pozisyon olmadı. İşte bir başın başında salim pozisyonu var. Belki Salih'in devamlı faalinden İlk dolayı 1-2-3 yani yani iki, iki. diyerek gözebilirdi. O da onun takdiridir. İlk pozisyonunda da çok proaktif bir şekilde sen oraya koşarak gitmiş. Kendi varlığını hissettirmiş. Genel anlamda iyi bir maç yönetti. Peki ee, kendisinin geleceğine dair düşünceleriniz neler? Ya Nasıl şöyle, bir hakem olarak e, görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Kendisi genç 30 yaşında evet. değil mi? Yani. Evet. E, al, Merve kaç doğumlu? 92 mi? Evet. Kaç 30, doğumlu? 30. Daha 30 buçuk yaşında yani. Ka kaç 92. ben hakimliğe başladığımda yeni doğmuş yani Cihan Aydın. Ondan sonra e, şimdi şöyle bir şey var. Eğer siz bir yetenek görüyorsanız yöneticiler olarak veya cami içerisinde mentörler olarak, eğitmenler olarak e, İyi yönetiyor diye, iyi yönetiyor diye maç verelim. İyi yönetiyor maç verelim, iyi yönetiyor maç verelim. Zihniyetinden, günü kurtarma zihniyetinden sıyrılıp... ...eğer siz Cihana Aydın için 30 yaşında ve işte 45-47'lere kadar... ...10-17 sene, 15 sene bu süperlikte bizim kalıcı hakimimiz olacak diyorsanız... ...ona göre Cihana Aydın'a bir öngörüyle... Ee, bir yol haritası çizilmesi. Bir hazırlık yapıyor. Şimdi Cihan Aydın Galatasaray maçını iyi yönetti. Ver beş yaşa. Beş yaşa, aman böyle bir isim olduk. Senin dört maçını beş maçını kurtarır. Altıncı maçında Cihan Aydın bir de kişinin yani altının dolu gelmesi lazım. Şimdi bu kadrodaki çoğu hakemin yani bir önceki klasmanları olsun, hakemlik geçmişi olsun yani dolu dolu gel gelmişlik yok yani o se o klasmanlarda böyle bir anda kendilerini burada bulanlar böyle var böyle yani 50-60 maç yöneterek değil yani geçen gün biz söyledik ki 10 maç yöneterek, kimi 20 <laughs> maç yöneterek, kimi 7-8 maç yöneterek bir üst klasmana çıkmış. Şimdi var ise size göre bir yetenek e, hemen harcamak için aman iyi ona verelim, aman iyi ona verelim demekten ziyade sindire sindire hem kendisi sindirsin hem de e, bu kadroda böyle sağlam oturması, sağlam olarak yol alması için ve isim yapması için de siz kendisine destek olmanız lazım. Yoksa verin. Bugün de iyi yönetti. Haftaya verin Fener maçını iyi yönetin. Öbür gün bir Trabzon maçı verirsiniz. Bir patlar, bir fahiş hata yapar. Sonra 200 senesine ipotek koydurmuş olursunuz siz Cihan Aydın. Kademe kademe, kademe kademe. Zaten 4-5 sene sonra Cihan Aydın siz istediğiniz maça verdikten sonra belli bir krediye sahip olacak. O yüzden bu genç hakim dediğimiz gibi yetenekli ve geleceğinizin hakemlerinden biri olarak adaysa ona göre siz değerlendirmesini yapın yönetici olarak. Evet çok katılıyorum. Bu, bu, bu sınıftaki bu kriterlerdeki hakemlere daha farklı yaklaşmak lazım. Hatta bu bahsettiğiniz kadronun içinde kırklı yaşlara yakın olan değil mi? Hakemlik kariyerinin neredeyse sonuna yaklaşmakta olan hakemlere bakış açısıyla 30 yaşındaki bir hakemin bakış açısı çok farklı olur. Çok la, tebrik ederim sevgili Kosova. Şimdi 45 yaşında, 46 yaşında yıllardır o kadrodadır ama hani yeni üst seviyede yok. Yeni yani, bir yüz. Yüz olarak evet, zannedilir rahmet. çünkü maç görmediğimiz şimdi, için. Bir ya, görülmediği için maçlarda zamanında veya maç verilmediği için. Şimdi 1-2 senelik hakemlik olarak ömrü kalmıştır ve çok iyi gidiyordur. Maçları bir anda performansı kullan, yüklen, ver, evet. yüklen. Ama bu 30 yaş, 32, 33 yaş. Daha intina yüklen, etmek yani lazım. Yani o da sindirsin, hazmetsin. Sen de yönetici olarak planlamasını yap ki hani sizin zaten az olan algoritmik verileriniz her yönetimin merkez zeka kolu bazında yapay zeka kapsamında atamayla değil. Bu gibi genç erkemlerin... sizin zamanınızdaki algoritmik bir veri tabanı oluşturup hem alt kademelerde hem bu gibi genç hakemlerde siz kendi fikirlerinizi o veri tabanlarına girin ki bir sonraki yönetim geldiğinde çünkü biliyorsun 4 ayda bir yönetim değiştiği için geldiğinde yani CNI'dını bir tarafa bırakıp Murat Tufan'ın alması bir o, bir önceki yönetim acaba ne bıraktı? Yani kendisi bu maçlara verirken ne düşünüyordu? Performansı nasıl? O geldiğinde bu sefer o o veri tabanına bilgileri onun kullandığı hakemlerin nedenleriyle böyle bir e, veri tabanı oluşturması Data lazım. Almış. Data oluşturması lazım. Her gelen için o kadrodaki hakemleri daha iyi bilmek, tanımak, geçmişiyle ilgili. Şimdi Cihan Aydın <laughs> geldi. Lale Orta merkezinde. Bakıyoruz iyi. Şimdi biz bunu genel anlamda şöyle koyuyoruz. Şimdi gelecek bir yönetim. 3 ay sonra, iki ay sonra, iki ay sonra bitiyor illik. Yeni bir merkez geldi. Şimdi hiç bakmadan Cihan Aydın'ı bıraktı. E, gitti. E, bitti. Evet. Şimdi bu öyle olmuyor mu? Lale Orta geldi. Bir önceki Sabri Çelik şeyinden. Sabri Çelik'in bak atamaları. Yapay ze onun yapay zeka atamalarına bak. Lale Orta'nın yapay zeka atamalarına bak. Yapay zeka aynı. isimler farklı. Enteresan geliyor. Yani dolayısıyla geleceğiniz olan bu hakemlerinizin de algoritmik verileri dediğin gibi data, o tablonu oluştur. Her gelen yönetim için elinde bir bilgi bulunsun. Her gelen yeni yönetim bir önceki yönetimin kullandığı, kullandığından ziyade yani o maç atama yaptığı hakimleri... yeni gelen yönetim bir tarafa bırakmasın. Sonra sudan çıkmış balığa dönüyor bu arkadaşlar. Geçen sene bakın mesela Geçen sene Yaşar Kemal Uğurlu, Barış Serper Saka, yük, bu sezonun yükünü kaldırırken veya başka hakem de söyleyebilirim. Ali, e, Ali, Aydın diyorum, e, Ali Palabıyık. Şimdi bu sezon bir yönetim geldi attı. Bir yönetim geldi onları Tekrar aldı. Mi? Onu, e, böyle olmaz ki. Yani hangi kaliteye göre, hangi performansa göre ne, neden bu değişimler bu kadar sık oluyor? Kadro bellidir. Kadronun sen performans kriterlerini belli edersin. Hepsinin bir skalası vardır. Bu döngü devam eder. Ceza ve mükafat durumunu yerli yerinde adaletle uygularsın. Kriterlerine girersin. 42 tane kriterin içerisinde maçın zorluk derecesiyle hakimin zorluk derecesi eşleştiğinde Kosova çıktığında ya Kosova olmasın. Ben aslında Kosavi istemiyorum. Şu hakemin zorluk derecesini yükseltin veya maçın zorluk derecesini düşürün diyerek başka bir isme tekabül edecek oynamalar yapmazsın. Hem adaletli olur hem de her gelen yönetim dolayısıyla bu datalarla bu verilerle her hakemi kullanabilir. O zaman tam yeri gelmişken ee... <laughs>